Merhabalar. Bugün Erzincan köy köftesini yapacağım. Bizim yöremizin köftesi. Bulgurla. Yalancı köfte diyoruz ayrıca buna. Orta bulgur. Biraz da tuzu kıvamına göre tuz koyuyorum. Sıcak kaynar su. 4 bardak bulgur koydum. Üç bardak su koydum. Bu bir saat kalacak, kıvamını alacak. Suyu az olmuştu. Bulgur çekmiş biraz. Biraz su ekliyorum. Sıcak soğan. Az olduğu için ekledim tekrar. Bunu güzelce hamurlayacağım ki açılmasın. Bunda un var, bulgur var, bir de tuz. Başka bir şey yok. Bunu da güzel yoğuracağım. Göz kararı, kıvamına göre açılmasın. Biraz, mesela 2 kişilik daha az olur, 5 kişilik. Bu 7 kişiliktir. 7-8 kişiliktir. Baya şey oldu yani, baya çok oldu. Biz de karabalığız. Arkadaşım Saray Sultan. O da bunu çok seviyor, çok da güzel yapıyor. Bunu özellikle ona göndereceğim. Arkadaşım bu hayırlısıyla bu hastalık ortada kalksın. Arkadaşımla zerfet yapacağız beraber. Kısmet olursa. Eskide mesela biz diye 45 senedir İstanbul'dayız. Eskide köylerde haftada bir kere yağlı yemek yapıyorlardı. Bir hafta köfte pişiriyorlardı, bir hafta şiir pişiriyorlardı. Bir hafta den pilavı, dendene diyorduk, pişiriyorlardı. Pişirmediği zaman millet diyordu, ya niye pişirmiyorsunuz? Özledik yağlı yemeği ama şimdi her gün yağlı yemektir. Eskide sağlıklıydız. İnsanlar onun için sağlıklı kalıyordu. Şimdi her gün yağlı yemek. Evet, yeter bu kadar. Niye yalancı köfte diyoruz? İçinde bir tuz var, bulgur var, bir de un var. Köftemiz bitti. Sıra geldi pişirmeye. Şimdi suyu koyduk kaynamaya. Bak fıkır fıkır kaynıyorsun. Su kaynadıktan sonra tuzumu attım. Aha, tuzumu karıştırıyorum. Bundan sonra köfteleri o kaynar suyun önüne hem kaynıyor hem atıyorum içine ki açılmasın. Kaynar suya atıyoruz ki açılmasın. Kaynar suya atmadı mı açılır. Yarım saat kaynasın. Kaynasın ki yani içinde un var ya, un pişsin. Zaten bulgur haşlanmıştır. Bu taşıyor böyle, kapak üstünde oldu mu taşıyor. Kaynara geldim, kapağını açacaksın. Kapağını açmadım, hep suyu taşır. Ben
beri bekliyorum. Kapağı kaynara geldi mi kapağını alıyorum. Köftemiz pişti. Köftemizi indirdik. Şimdi sarımsaklı yoğurdumuzu döküyoruz. Çok böyle sulandırmayın yoğurdu. Bol sarımsak koyun. Güzel karıştırın sarımsaklı yoğurdu. Ondan sonra tereyağımızı koyuyoruz. Tereyağımı da güzel erittim. Kokusu da çok güzel. Afiyet olsun.